Evet efendim, etkinliğimizin sonuna geldik. Yanında Mutlu Bey var. Etkinlik hakkındaki fikirlerini de soracağım. Az önce panelden çıktı. Biraz da yorgunlar muhtemel ama yine de sağ olsunlar, kırmadılar bizi. Mutlu Bey, önce sizi sonra Bulut İstan'ı tanıyalım mı? Çok teşekkür ederim. Ben 29 yıldır teknolojiyle uğraşıyorum. Ve son 7 yıldır da Bulut İstan'ın kurulduğu günden itibaren Bulut İstan ailesinin içerisindeyim. Aslında eski bir teknik adamım. Ömrümün 20 yılını, Bulutistan'ın önceki 20 yılını teknik adam olarak geçirmiş bir insanım. Bulutistan'ın ilk yılından sonra da aktif satışa geçtim. Dolayısıyla şu anda Bulutistan'da kamu ve kurumsal satış operasyonlarından sorumlu icra kurmayız. Bulutistan'ın aslında ne kadar alanında öncü bir marka olduğunu biliyoruz. Bulutistan aslında Türkiye'de bu teknolojileri alanında neler yapıyor? Kısaca özetlemenizi istesem. Bu konu aslında güzel bir soru. Bu konu bir taraftan zor, bir taraftan da kolay bir konu. Şöyle, zor çünkü Türkiye'de bizim yaptığımız işin benzerini yapan bir örneğimiz yok. Globalde bizden çok çok daha büyük şirketler var ve güzel örnekler var. Ama Türkiye'de yok. Konu olması tarafında da teknoloji çok standart aslında bakarsanız. Yani teknoloji çok standart. Bizim yaptığımız şey en iyi teknolojileri, müşterilerin taleplerine, ihtiyaçlarına uygun şekilde, uygun maliyetlerle ve SLA'yı yüksek, performansı yüksek ve hizmet olarak sunabilmek aslında bakarsanız. Bizim bu alanda aslında 5 tane kendi belirlediğimiz 5 tane stratejik iş alanı var. Bunlardan bir tanesi sanal veri merkezi hizmetleri. Sanal veri merkezi hizmetlerinde müşterilerin bizim İAS olarak tanımladığımız altyapıdaki tüm kapasitelerini hizmet olarak sunduğumuz, tüm backup hizmetlerini verdiğimiz, tüm disaster recovery ya da felaket kurtarma hizmetinden bahsettiğimiz hizmetlerini verdiğimiz bir hizmet alanımız. İkincisi, biz tabii bazı ürünlerde de dikeyde derinleşmiş bir şirketiz. Burada da SAP Cloud bizim için önemli bir konulardan bir tanesi. SAP Cloud da Türkiye'de pazar lideriyiz. Türkiye'de özellikle SAP HANA Cloud Türkiye'de pazar lideriyiz. Türkiye'de HANA'ya geçen yaklaşık 130 şirket var. Bunların %40'ından fazlası Bulutistan'dan hizmet alıyor. Bu önemli hizmet kalemlerinden bir tanesi. Diğer taraftan bizim Cloud 2.0 olarak tanımladığımız container ve DB as a Service hizmetleri de bizim önemli hizmetlerimizden bir tanesi. Artık kurumlar ya da şirketler cloud'a giderken klasik sanal makine hizmetleri almak istemiyor. Ya da her geçen gün daha az talep ediyor. Yeni dünya artık container servisini ve database hizmetlerini, daha doğrusu üst başlıkta DevOps hizmetlerini almak istiyor. Biz bu alanda her geçen gün deliliğimizi daha çok arttırıyoruz. Bu da bizim önemli işlerimizden bir tanesi. Şimdi bugün de konuştuk. Özellikle security önemli kalemlerden bir tanesi security. Özellikle cyber security'nin bu kadar önemli olduğu, siber ataklarının bu kadar çoğaldığı bir dünyada buluta geçerken güvenliğin önemli bir parametre. Dolayısıyla biz güvenliği de artık SaaS iş modeli haline dönüştürmüş bir şirketiz. Güvenliğin en altında network güvenliğinden, en yukarıda uygulama ve veri güvenliğine varıncaya kadar bizim RAF ürünü dediğimiz birçok güvenlik servisimiz var. Tamamı bulut tabanlı servisler. Son olarak da hybrid cloud diyebilirim. Özellikle bugün burada kamu bulutunu konuşuyoruz. Şimdi kamu kurumlarının içerisinde kişisel verinin hassas olduğu kurumlar var. Ülkeyle ilgili stratejik verilerin olduğu, stratejik işlerin olduğu kurumlar var, askeri kurumlar var vesaire. Şimdi hayat bu kadar derinliğine işlerin olduğu bir dünyada, kamuda daha doğrusu, her şeyin bulutta %100 çıkması zaten işin tabiatına uygun değil. Peki ne olabilir? İşte dediğimiz şey burada hybrid cloud kavramı ortaya çıkıyor. Yani kurumların kendi lokasyonlarında da sistemler olabilir. Bir takım sistemleri bulutta da olabilir. Biz o buluttaki sistemlerin adayız ama aynı zamanda kendi lokasyonundaki sistemlere de sistemlerin yönetimlerini, managed service diye kastettiğimiz o lokaldeki sistemlerin yönetimlerine de adayız. Şimdi buradan çıkan bir başka son olarak iş modeli bizim
Türkiye'de kimsenin yapmadığı bizim yeni geliştirdiğimiz bazı stratejik kurumlar kendi içerisinde onlara ya da onların iştiraklerine hizmet olarak sunabilecekleri bir private cloud, onlara özel bir bulut ortamı yaratıyoruz, yönetiyoruz ve hizmet olarak veriyoruz. Yani bir X veri merkezinde ya da başka bir lokasyonda değil, kurumun kendi içerisinde bunları hizmet olarak sunuyoruz. Tüm bu alanlarda önümüzdeki dönemde işte daha da büyütmek üzere devam ediyoruz diyeyim. Çok teşekkür ediyorum Mutlu Bey. Ağzınıza sağlık. Muhakkak aslında etkinliğin videosunu da izlemelerinde fayda var. Canlı yayın olarak da yayınladık. Tam buraya gelmişken de etkinlik hakkındaki değerlendirmelerinizi alayım. Şimdi ben yıllardır etkinliklere katılıyorum. Çok uzun yıllar. Yani, sayısını bilmiyorum gerçekten. Kaç tane. Konusuna odaklı. Katılımcıların öğrenmek istediklerini öğrendikleri, paydaşlarında kendilerini iyi anlatabildikleri nadir etkinliklerden bir tanesi. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi de buradan bir umutla ayrılıyorum. Umudum ne? Şimdi hep aralarda konuştuk. Türkiye'de çok başarılı B2C şirketleri var. Ama Türkiye'de teknoloji alanında çıkmış, unicorn olmuş herhangi bir şirket yok. Biz vizyon olarak tabii ki Türkiye'deki kamunun umutundayız. Oradaki mottoya inanıyoruz. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak. Ama Türkiye'nin en önemli değeri Türkiye'den çıkmış yurt dışında başarılı şirket. Biz bugün işte bir sürü şeyi konuşuyoruz. Cari açığı konuşuyoruz. Cari açık niye var? İthal ettiğiniz mal, ihraç ettiğiniz maldan fazla. Bu da cebimizdeki parayı götürüp yurt dışına vermek. Biz teknoloji alanında da böyle yapıyoruz. Teknoloji alanında çoğunlukla ithal eden bir şirketiz, ihraç eden bir şirket değiliz. Birinci ve öncelikli olarak biz bundan sonraki dönemde teknoloji ihraç eden bir şirket olacağız. Bu yolda işe başladık. Yurt dışında da yatırımlarımız yakın zamanda oldu ve daha da arttıracağız bunu. Hedefimiz de Türkiye'den çıkıp %100 Türk sermayesi olarak yurt dışında bir unicorn olmak başarısız. Desteğiniz için de teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.